Şimdi gündemi meşgul eden aslında çok konular var ama Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylar maalesef dün de olaylar, bugün de olaylar Gizli de yaşandı oldu, evet. Diyarbakır'da. Ne oluyor oralarda hocam? Şimdi Muharrem Bey, ne oluyor orada? İsterseniz ben için bir kronolojik yapısı Evet. ortaya koyayım. Şimdi 1984'ün Temmuz'unda Türkiye'nin iki ilçesine ne olduğu belli olmayan meçhul bir takım insanlar tarafından baskın yapıldı. Bir gece sabaha doğru iki ilçe, Eruh ve Şırnak idi. 84'ün Temmuz'unda. İlk defa biz bu ne oluyorla orada karşılaştık, yüzleştik. 84'ün Temmuz'unda. Şimdi o günleri sizin de yaşınız müsait hatırlarsınız. Şimdi 1980'de muhtıra verilmişti, 12 Eylül muhtırası. O bölgelerde olağanüstü hal var idi. Efendim sokağa çıkma yasağı vardı. O bölgede asker doluydu, polis doluydu, MİT mensupları doluydu. 4 kişiden 3 adeta bunlardandı. Ama buna rağmen 78 yılında Ankara'da basın yayın yüksekokulunu bırakıp Güneydoğu'ya giden bir adam Türkiye'nin ortasında bir kuvvet meydana getiriyor. Bunları yetiştiriyor, eğitiyor. Bunlara Kaleşinkov kullanmayı öğretiyor. Bunları her türlü silahla teçhiz hale getiriyor. Roket atarla teçhiz hale getiriyor. Roket atmayı öğretiyor bunlara. Nasıl oluyorsa sokağa çıkma yasağının olduğu, olağanüstü hallerin olduğu bu zaman dilim içerisinde. 84'te bu oldu. Şimdi bu oldu. Biz bu hadisenin şokunu bir türlü atamadık. Üzerimizden atamadık, atlatamadık. Mütemadiyen tutarsız, birbiriyle ilgisi olmayan çelişkili teşhis ve tespitlerde bulundu devlet adamlarımız. Buna şimdiye kadar devletimiz yönetenlerimizin neredeyse hepsi dahil. Önceleri, efendim bunlar 3-5 çapulcu, efendim bunlar Öyle değil. 15-20 kişi, 50 kişi, 100 kişi, sonunda 500'e çıktı ve sonunda Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, efendim 5.000 kişilik yetiştirilmiş bir gerilla gücü var dedi. 5.000 kişi de olabilirdi. Türk devleti azim bir devlet, Türk devleti güçlü bir devlet. 5.000 tane militan zibidinin hakkından gelemeyecek bir devlet mi bu devlet? Bu devlet 750 bin kişilik ordusu, 250 bin kişilik emniyet kuvvetleri, diğer istihbarati güçlerle, şunlarla, bunlarla bu manada dünyanın en güçlü güvenlik kuvvetlerine sahip haiz bir devlet. Bunların hakkından gelmesi bu kadar zor mu? Yok, zor değil, hayır. Ama zor olan şey ve yapılamayan şey bir türlü devletimizi yönetenlerin maalesef bu konuda fikir birliğine sahip olamayışları. Orada, o coğrafyada bu konuda ne yapmak gerektiği konusunda bir türlü ittifak edemeyişleri. Yoksa 1 milyonluk bir güçle 5.000 kişinin hakkından gelmek zor mu? Ha ne vardı? Teşhislerden en büyük yanlışlardan birisi. Karşıda yetiştirilmiş gerilla harbi yapan gerilla gücü, çete var. Marksist, Stalinist, ateist öğretiden geçmiş, aynı şekilde Che Guevara öğretisiyle yetiştirilmiş bir gerilla kuvveti var karşımızda. O halde yapılacak olan şey neydi? Bunun karşısında bir kontur gerilla gücü yetiştirmek, aynı şekilde onların anladığı dilden onlara aynı şekilde cevap vermek. Arada 7-8 sene kaybedildikten sonra nihayet bizim devletimiz böyle bir gücü yetiştirmek gerektiğine inandı. Ankara'nın Gölbaşı'nda böyle bir kuvveti yerleştirdi, yetiştirdi ve bunların üzerine Güneydoğu'ya gönderdi. Muharrem Bey, kısa bir zamanda bunlar soluk alamaz hale geldiler. Nefes boruları kesildi kısa bir zamanda. Niye? Çünkü bu evlatlarımız oradaki vatandaşlarla nasıl bir araya gelineceğini çok iyi biliyorlardı. Onlar gibi konuşuyorlar, onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi yiyorlar. Onlara tepeden bakmıyorlar, onları tahkir etmiyorlar. Ve kısa bir zamanda oradaki insanlar bunları bağrına bastı. Bunlar aynı zamanda da tabii çok iyi eğitilmiş askerlerdi, güvenlik kuvvetleriydi ve polisti. Bunlara özel tim deniyordu. Bunlar tabii iyi de silah kullanmayı biliyorlardı. Bunlar gerilla eğitiminden de çok iyi geçirilmişlerdi. Dolayısıyla bunun karşısında bulunan diğerleri bir anda dağılmaya başladılar. Bunlar sonuç almaya başladı. Bu şekilde Türkiye, evet, maalesef 2000'lere doğru gelmeye başladı. Ve arkasından, evet, adam şimdi nerede olduğu belli olmayan bir enteresan bir şeydir Muharrem Bey. O da bir garip bir şeydi. Çevik Bir diye bir adam vardı bu işin içerisinde. Şimdi neredeyse kimse bilmiyor bu adamı. Herkes derdest edildi, toparlandı, Silivri'ye gönderiliyor ama bu adam ortalıklarda hiç yok. Bu adam veya bu adamla beraber olanlar özel timin dağıtılmasına karar verdiler. Özel tim dağıtıldı, özel tim Türkiye'nin batı tarafına kaydırıldı. Efendim neydi dağıtılmalarındaki şey de güya? Efendim silahlı kuvvetlerin karşısında bir silahlı güç oluşturuldu.
ve bunlara ağır silahlar da verildi. Özellikle yapıldı bu. O halde bu gücün dağıtılması lazım. Özel timin elindeki, özel tim birliklerinin elindeki silahlar, hafif makineler, ağır makineler, bunların hepsi aldı, dağıtıldı. Bu çocuklar bir takım yerlere, koruma şubelerine verildi. Dolayısıyla ne oldu Muharrem Bey? Şimdi ortalığı bomboş bıraktınız. Diğerleri duruyor. Diğerler duruyor. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Onlar orada yerli kuvvetler, muhtelif yerlere yerleşmiş vaziyette duruyor. Türk devletini temsil eden ve onlara karşı mücadele eden siz, devletin efendim yönetenleri tarafından milli güvenlik kararıyla kurulu kararı kurulmuş olan bu kuvveti dağıtıyorsunuz ve ortalık bomboş kalıyor. Şimdi bu arada ikinci bir şey daha oldu. Şimdi bir, bizim bakımızdan zaaf ne? Bu kuvvetleri dağıttık. Karşılarında biz yeni daha efendim bir aylık, iki aylık eğitimden geçmiş yeni çocuklarımızı Mehmetçiklere göndermeye başladık. Şimdi başka ne oldu? Bu arada ikinci Körfez Harekatı oldu. Şimdi ikinci Körfez Harekatı'nda Amerika ile biz görüşmeler yaptık. Amerikan ordusu bizim limanlarımıza, İskenderun Limanı'na geldi. Gemilerle 80 gün bekledi, 120 kişilik kuvvet. Efendim, Nusaybin'de, Cizre'de büyük hangarlar yaptılar bunları yerleştirmek üzere. Kayseri İstiklal Fabrikası'na yataklar sipariş ettiler. Niye? Kuzeyden de girilecekti. Türkiye 30 kilometre içeriye girecekti. Kerkük'te Türkiye söz sahibi olacaktı. Ama Türkiye bir garip bir memleket. Bütün bu görüşmeleri yaptı bir taraftan, adamlara gel dedi. Ondan sonra Türkiye naniyik dedi, bir oyla, parlamentodaki oylamada bir oyla biz bunlara dedik ki hayır biz sizi girdirmiyoruz buradan. Biz sizinle Irak'a beraber girmeyi istemiyoruz. Bunun üzerine Amerika güneyden girdi. Basra'dan girdi, tabii. Aşağıdan yukarıya doğru. Amerika tabii 1. Körfez Harekatı'nda Muharrem Bey 5000 kişilik Kuzey Irak'tan topladığı lejyoner gücünü Amerika'ya götürmüştü. Bir kısmını Amerika'da, bir kısmını Mısır'da eğitti ve Körfez Harekatı'na başlarken bu 5000 kişilik Kuzey Iraklıyı da getirdi Irak'a. Bunlarla beraber Irak'a girdi. Türkmenlere zulmettiler. Kerkük'teki, Telefer'deki, Süleymaniye'deki Türkmenlere ait tapu daireleri ve tapu senetleri yok edildi ve Irak'ın ordusu dağıtıldı. Şimdi esas o noktaya geleceğiz. Irak'ın dağıtılan ordusunun bütün silahları Muharrem Bey PKK'ya verildi. Evet. PKK'ya. Kim tarafından verildi? Bugün Kuzey Irak'taki iki aşiret reisi tarafından verildi. Birisi Cumhurbaşkanı olan, birisi de Kuzey Irak'ı yönettiğini söyleyen adam tarafından PKK'ya bu bölgedeki silahların tamamı verildi. Ve bunlara Kandil Dağı ve etrafındaki gidilmesi gelilmesi zor, daha çok mağaralardan ibaret ve etrafta sığınaklarla yer altında adeta atom bombasıyla bile hakkından gelemeyeceğine sığınaklar yapıldı ve orası bunların tabii eğitim kampı haline getirildi. Ve şimdi bunlar o günden bugüne yani 90'ların sonundan itibaren takriben 11-12 senedir bunlar oraya yerleşmiş vaziyette, orayı yurt tutmuş vaziyette. Bunlar otonom yönetimlerini oraya kurmuşlar. Kimse bunlara bir şey yapamıyor, kimse bunlara karışamıyor. Bütün bunlar dünyanın gözünde oluyor mu? Oluyor. Amerika'nın gözünün önünde mi? Evet. Peki Avrupa'nın gözünün önünde mi? Evet. Peki şu anda Irak'ta meşru Irak yönetimi var değil mi? Talabani başında. Efendim öteki adam başında. Barzani başında. Bunlar resmen efendim Dışişleri Bakanları bundan, Cumhurbaşkanı bunlardan. Şu anda ne oluyor? Başka bir ülkenin topraklarından bizim sınırlarımız geçilerek bizim topraklarımıza tecavüz ediliyor. Bu açıkça harp meselesidir. Çok açıkça. Bu budur. Çünkü sınır ihlali var. O topraklardan bu topraklara saldırılar yapılıyor. Karakollarımız basılıyor. Evlatlarımız şehit ediliyor. Her gün kucağımızdan şehit taşıyoruz. Şimdi bu şekilde oldu. Bunu bu şekilde yaşadık ve şimdi de bu şekilde yaşamakta devam ediyoruz. Yani orada belli bir güç var. Bugün İmralı Adası'nda adeta misafir ettiğimiz adam geçenlerde Muharrem Bey Diyarbakır Belediye Başkanı'na diyor ki zirzop diyor. Aynen ifadesi bu. Diyarbakır Türkiye'nin bir büyük şehri. O büyük şehrin belediye başkanına ifadesi aynen bu. İmralı'daki adamın. Zirzop diyor. Dağdaki o güçler olmasa diyor. Sen orada kim tutabilir diyor. Sen o dağdaki güçlerin sayesinde varsın diyor. Dolayısıyla yok efendim işte siyasi bilmem ne yapmak lazım. Dağdaki bilmem neyden vazgeçme. Bunlar senin haddin değil diyor. Haddini bil diyor. Sen oraya getiren güç, kuvvet dağdaki. Gerek gördüğünde de seni oradan indirir diyor. Haddini bil. Nitekim adı geçen bu zirzop sıfatının sahip olan kişi ben değilim de demedi. Zirzop sıfatının sahip olan kişi sesini, soluğunu kesti. Nefes borusu kesildi. Şimdi bu noktaya bu şekilde geldik. Şu anda bu tabloyu yaşıyoruz. Ve şimdi bunlar dağdaki o gücü ellerinde tehdit unsuru olarak bulundurarak Güneydoğu'da şimdi bir takım
yapılanmalar meydana getirmeye çalışıyorlar. Yani demokratik özellik çerçevesi adı altında sözde işte iki dil gündeme geldi. İşte gerçekten o siyasi parti oradaki bölgedeki insanlar açısından onları mı temsil ediyor yoksa onları tehdit eder bir parti mi? Şimdi bunları toparlarsak hocam. Şimdi Muharrem Bey geçenlerde evet Diyarbakır'da bu toplantıyı yaptılar. İşin garabeti o toplantıya katılan bir de onu söyleyeyim. Şimdi 1970'lerde 69-70'ten Türkiye'de bir mücadele vardı. Türkiye'yi bir takım sol gruplar Sovyetlere, aynı Irak gibi, Suriye gibi, Mısır gibi Sovyetlere peyk ülke haline getirmek istiyorlardı. Bunlar Cengiz Çandar, bunlar efendim işte Mehmet Altan ve arkadaşları gibi insanlar bunlar. O zaman Sovyetlere bağlı bunu. Bir takım gene gazete köşelerinden bildiğimiz insanlar da Türkiye'yi Çin'e bağlı hale, peyk hale getirmek istiyorlardı. Bunlar Radikal Gazetesi'nde yazıyorlar bugün. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorlar. Dün Marksist idiler bunlar. Maoist idiler. Mao ve Lenin'in. Bugün bunlar liberal oldu şimdi. Liberal oldu. Ve Türkiye'de şimdi bunlar akıl hocalığı yapıyor. Bunlar demokrat liberal oldu. Şimdi Muharrem Bey, dün de bunlar bu millete yabancıydı. Dün de bunlar bu ülkeyi, bu milleti, bu vatanı, bu coğrafyayı Çin'e veya Rusya'ya bağlı hale, peyk hale getirmek istiyorlardı. Bugün de bunlar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne veya Amerika'ya bağlı hale getirmek istiyorlar ve öyle bir Türkiye tasavvuru ediyorlar. Yapmaya çalıştıkları ki o yapıların kim olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar geçenlerde işte Diyarbakır'da toplandılar bunlar. Bu parti topladı bunları. Bildiğimiz PKK'nın Türkiye'deki güya legal görüntüsü olan siyasi parti bunları topladı. Ve orada demokratik özellik bildirisi denilen bir bildiriyi tartışmaya başladılar. Şimdi üzerinden bir hafta geçtikten sonra bu rezil işin bu bildirinin içinden anlaşıldı ki orada tartışılan bildiri güya bunlara göre güya öyle diyorlar. Ne kadar samimiler onu da bilmiyoruz da. Güya bu partinin siyasi odakları bu bildiriyi hazırlamışlarmış. Şimdi ortaya çıktı ki bu bildiri Kandil'de hazırlanmış. Bu bildirin metinleri, maddeler Kandil'de hazırlanmış. İmralı'dakinin talimatıyla önceden hazırlanmış. Bunların önüne konmuş. Bunlar da önlerine konmuş olanın etrafında tartışıyorlar. Şimdi orada ne yapılmak isteniyor? Oradaki yapılmak istenen şey çok açık, çok net. Orada tamamıyla çok net söylüyorum bunu. Herkes bir duysun yani zihnine bir çaksın. Orada yapılan şey tamamıyla Baasçı, dinsiz, ateist, Stalin dönemi Rusyası gibi, Saddam dönemi Irak'ı gibi veya daha önceki Suriye gibi koma gel tipi bir yönetim kurmak istiyorlar bunlar. Dinsiz, ateist, Stalinvari, Marksist bir yapı kurmak istiyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey bu. Bunun için özel yönetimler meydana getirecekler. Özel yönetimlerin meclisleri olacak. Bu meclislerin kendi özel güvenlik kuvvetleri olacak. Dikkat edin şimdi. Burada çok enteresan şeyler var. Bayrağı olacak buraların. Şimdi sadece bu özel bölgeler yetmedi. Aynı özel bölgeler İran'da da kurulacak. Aynı özel bölgeler Irak'ta da kurulacak. Tamam. Şimdi bu özel bölgelerin temsilcileri sonra bir araya gelecekler ve bu şekilde bir yönetim kuracaklar. Hedef bu, gaye bu. Şimdi özel hocam, bölge... Parantez içerisinde gaye bu, hedef bu diyorsunuz ateist bir... Bunu saklamıyorlar. Evet, o toplantıdaki görüş o. Ama oradaki Doğu ve Güneydoğu'daki halka baktığımızda dinine sahip, dinine saygılı bir toplum var. Yani bunları etkilemesi... Şimdi oraya geldik zaten. Bunun arkasında ona gelecektik. Şimdi yapmak istedikleri şey bu. Tamam, burada mutabıkız. Evet. Saklamıyorlar. Şey bu zaten. Bu gazeteciler güya liberal efendim gazeteciler. Bizim bundan haberimiz yoktu. Biz bunu parti hazırladı zannediyorduk vesaire diyorlar. Şimdi iki dilli, bunlara göre iki dilli efendim bayraklı özel güvenlik kuvveti olan özel meclisi olan bir şey. Peki bunu oradaki insanlar istiyor mu acaba? İstiyor mu acaba? Sahiden de oradaki insanlar, yani neredeyse %90'ı namazında niyazında olan Şafii, muhafazakar, Müslüman, mütedeyyin olan benim insanım. Bu coğrafyaya beraber vatan yaptığımız insanlar. Bizim insanımız. Evet. Bizim ayrımız gayrımız yok bu insanlara. Biz bu coğrafyada 1000 yıldır bunlarla beraberiz. Biz onlarla beraberiz, onlar bizimle beraber. Etle tırnak gibiyiz. Biz onlara karıştık, onlar bizlere karıştı. Bugün Diyarbakır'ın, Silvan'ın, Siverek'in, Karakeçili, Sarıkeçili, Kayıboyun'dan insanlar,
efendim Türkçe bilmiyor, Kürtçe konuşuyor, Kürtçe bilmiyor, Türkçe konuşuyor. Biz bunlardan ayrı gayrı değiliz. Ayrı iki etnik yapı yok. Tek etnik yapı var. Tek yapı. Etnik yapı değil. Etnik yapı değil. Zaten oraya da geleceğim. Bu programın adı onu etnik tuzak ismi de hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Niye? Çünkü bu etnik mesele Türkiye'nin önüne bir tuzak olarak getiriliyor. Son zamanlarda moda oldu. Türkiye'de böyle çok etnikli bir yapı var gibi göstermek, bunu çok fazla çok fazla dinlendirmek, devamlı canlı tutulmak isteniyor. Esasen Türkiye'de böyle bir etnik yapı falan da yok. Türkiye'de insanların bunu konuştuğu insanın, sade insanların bunu söylediği de yok. Şimdi arkadaşlar siz Türkiye'de duydunuz mu ya? Ben Boşnağım, ben Arnavut'um, ben Abazay'ım. İnsanlar da böyle bir şey hiç duydunuz mu? Hayır, yok. Niye? Çünkü bu insanlar böyle bir derdi yok. Bu insanlar bu hür, gelişmiş memleketimizde mutlu, huzurlu, böyle bir çabanın içerisinde değiller. O bölgedeki insanların da böyle bir derdi yok. Bakın şimdi oraya gelelim. Onların da böyle bir derdi yok ve böylesine bir aşağılık bir şey tasvip etmeler zaten mümkün de değil. Nitekim geride kalan 10 seneye baktığınızda zaten öyle olmadığını da görürsünüz. Ama şimdi siz oraya Karabasan gibi eli Kaleşinkoflu bir takım insanların rahat hareket eder hale gelmiş ve siz de bunlara mani olamıyorsunuz. Adeta siz orada işgalci kuvvet durumuna gelmişsiniz, getirilmişsiniz. Dolayısıyla oradaki insanlar ne yapsınlar Muharrem Bey? Şimdi şuraya 3 tane çete gelse, 3 tane zibidi gelse Kaleşinkofla ne yapacağız burada biz? Ne yapacağız? Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde. Dolayısıyla gündüz efendim Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan nüfus sayımında bir ana dil araştırması yapılıyor ve insanlara ana diliniz ne diye soruluyor. Bu insanlardan 1.480.000 kişisi ana dilim Kürtçe diyor. 1935'te 1.480.000 kişi. 65'te yapılan araştırmada ise 2.219.000 kişi ana dilim Türkçeden başka dilleri işaretliyor. Türkçeden başka dilleri. Peki yüzde olarak vurduğumuzda bu yüzde kaça geliyor? 1935'te %42,5'a geliyor. 1965'te %29'a geliyor. %29'a geliyor. Nerede bu? Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da. Ne zaman? 1965'te. %29. Yani %62,34'ü ana dilim Türkçe diyor. %29'u ana dilim Kürtçe diyor. Kürtçenin içerisinde Zazalar var, Soraniler var ve Kurmaçlar var. Ve onun dışında başka diller de var. Mardin ve Siirt civarında Araplar vesaire de var. Şimdi o coğrafyanın insan yapısı bu. O coğrafyada bu insanlar var. Peki bir de günümüze gelelim Muharrem Bey. Günümüze geldiğimizde şimdi bakın şu elimde 29 Mart seçim sonuçları var. 29 Mart seçim sonuçlarına baktığımızda çok enteresandır. Bunu benim aziz milletim iyice dinlesin. 29 Mart seçim sonuçlarını iyice dinlesin. Çünkü biz çok çabuk unutan bir milletiz. Bir garip bir unutkanlığa sahibiz. Hafıza kaybına sahibiz. Bakın bir şeyler hatırlatayım. Efendim Mersin yandı bitti kül oldu işte Mersin şöyle deniyor değil mi? Efendim Mersin şöyle. Mersin'de bugün bu adı geçen partinin aldığı oy oranı %10,4. 10,4. %10,4. Peki Adana'da kaç? Adana'da kaç? 7,6. Ne zaman? 29 Mart. Bir sene önce. Daha bir sene olmadı. Adana'da bu adı geçen partinin aldığı oy oranı 7,6. Peki oradan gelelim. Antalya çok konuşuyor. Antalya şöyle yaptılar. Antalya böyle oldu. Antalya'da bu adı geçen partinin aldığı oy oranı Muharrem Bey 1,8. %1,8 Antalya'da. Peki İzmir'de kaç Muharrem Bey? Çok enteresandır İzmir. Ortalık birbirine giriyor. İzmir'de şöyle oldu böyle oldu. İzmir'de bu partinin aldığı oy oranı belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde %0,6. %1 değil. %0,6. Peki Elazığ'da kaç bu partinin aldığı oy? Hemen Malatya, Elazığ, Bingöl gidiyorsunuz. Elazığ'da bu partinin belediye başkanlığı seçiminde aldığı oy oranı 0,15. İl genelmesinde aldığı oy oranı 3,9. Bingöl'de 20. Bingöl'de 20. Adıyaman'da 5. Muharrem Bey, Adıyaman'da evlerin %95'inde Kürtçe konuşulur. İnsanların hangi dille konuştuğu hiç önemli değil. İnsanların kendisini ne hissettiği önemli. O zaman bu tabloya baktığımızda demek ki BDP gerçekten Kürtleri temsil eden bir parti gözükmüyor. Ya zaten neticesinde oraya gidiyoruz. Oraya gidiyor zaten. Bir şey söyleyeyim oradan gelelim. Yani şimdi Adıyaman'da insanların %95'i evlerinde Kürtçe konuşuyor. İnsanlar istedikleri dillerle konuşsunlar. Konuşacaklar da.
kendi tabii ana dinle ben öyle konuşmak istiyorum diyorsa konuşacaktır. Ama asıl olan bu insanların kendini ne hissettiğidir. Bu insan kendisini bu vatanda ait hissediyorsa, bu vatanın, bu milletin beka duygusunun sahibiyim ben diyorsa, bunun hangi kandan, hangi kemikten olduğu hiç önemli değil. Bu adam Kürtçe konuşarak da kendisini Türk hisseder, Türkçe konuşarak da kendisini Türk hissetmeyebilir, hiç önemli değil. Ama Adıyaman'daki insanların %5'i bu partiye oy veriyor, %95'i bu partiyi tasvip etmiyor. 5.7. Evet. Tunceli'deki insanların, Muharrem Bey çok şey konuşuluyor değil mi Tunceli? 19.8. Tunceli'den alınan oy 19.8. Efendim Iğdır'dan alınan oy 32. Ardahan'dan alınan oy %13 Ardahan'da. Sadece 4 vilayette Muharrem Bey %50'nin üzerinde 4 vilayette. Nerede bunlar? Batman %53. Nerede? Diyarbakır 59.7. Nerede? Şırnak 53.7. Nerede? Hakkari %73.7. Bu 4 vilayette %50'nin üzerinde. Zaten şimdi bu örgüt, bu illegal örgüt özellikle bir bölgeyi, bir üçgeni hedeflemiş vaziyette. Bu üçgende bunların öngördükleri bu özel yönetimi kurmak istiyorlar. Neresi burası? Hakkari, Şırnak, Van ve Yüksek Ova arasındaki oluşan bu üçgenden bunlar kafalarındaki oluşturdukları bu özel yönetimi orada kurmak istiyorlar. Onun için de bütün güçleriyle oraya yığınak yapıyorlar. Orayı devletsizleştirmeye çalışıyorlar. Orada kendilerine olmayan kimseyi bırakmamaya çalışıyorlar. Orada bu yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Ama şu verdiğim örneklerden de gördünüz ki bu yapıyı, bu toplum yapısını bunlar temsil etmiyor. Temsil etmeleri de mümkün değil. Muharrem Bey Malatya'da evlerin %92'sinde Kürtçe konuşulur. Ben Elbistanlıyım. Bize 125 kilometre. Muharrem Bey bu partinin Malatya'dan aldığı oy %1 değil. %1 değil. Şimdi ya siz bu adamları bu insanların temsilcisi konumuna nasıl taşırsınız? Nasıl kabul edersiniz? Kim bunlar ya? Kim bunlar? Tablo burada. İnsanlar feryat ediyor. Silaha rağmen, tüfeğe rağmen, karabasına rağmen, kaleşinkova rağmen, roketlere rağmen insanlar bunu bu şekilde ortaya koyuyor. Peki siz bunları, bu insanların temsilcisi olarak nasıl kabul edersiniz? Kim bunlar? Kim? Millet bunlara bu yetkiyi veriyor mu? Onun için ben birkaç yerde söyledim, yine söyledim. Televizyonunuz aracılığıyla söyleyeyim. Evet, Hodri Meydan. Yarın Türk Devleti ortaya çıksın. Türk Devleti. Malatya'da, Elazığ'da, Bingöl'de, Muş'ta, Siirt'te, Mersin'de, Iğdır'da, Urfa'da. Urfa'da aldıkları oy %9.7 Urfa'da aldıkları oy. Urfa'daki evlerin %90'ında Kürtçe konuşulur. %8'inde 9'unda Arapça konuşur. O Urfa'da aldıkları oyun miktarı bu. Bunlar benim insanlarım. Bu insanlar benim insanlarım. Biz Kürdüyle, Türküyle etle tırnak gibiyiz Muharrem Bey. Onun benden Bunlar ayrısı yok, öyle. Gayrısı yok. Benim ondan ayrım ve gayrım yok. Şimdi bunların esas yapmaya çalıştıkları şey bu milleti ayrı ve gayrı hale getirmek. Orada bu taraflardan giden insanlara şu anda korkunç bu illegal örgüt kötülükler yapmaya, orada öğretmenlere öğretmenlik yaptırmamaya, polislere polislik yaptırmamaya, kamu görevlerini ifa ettirmemeye çalışıyorlar. Ekmek verdirmemeye çalışıyorlar. O insanlara su verdirmemeye çalışıyorlar. Geçen o bölgelerin bir numaralı en büyük güvenlik amiri benim yanımdaydı. Söylediği şey bu. Biz de oradaki insanları muhatap ettirmemeye çalışıyorlar. Kahvelere gittiğimizde bize çay verdirmemeye çalışıyorlar. Bakkallara gittiğimizde bakkallar bize bir şey vermiyor, veremiyor, korkuyor. Yoksa beni tanıyor, korkuyor. Niye? Kurşun var çünkü arkasında. Kurşun var. Dolayısıyla şimdi biz bu taraftan o tarafa giden insanları ürkütüyorlar, kaçırıyorlar ve korkutuyorlar. Şimdi bu taraftaki hata ne peki? Bu taraftaki insanlar da Muharrem Bey sanki Kayseri'den öbür tarafta, sanki Türk milleti yok. Kayseri sanki bu milletin vatanı değil. Şey Kayseri'den öbür taraf. Sanki biz 1000 yıldır o coğrafyada değiliz. Artukoğulları'nın baş şehri olan Mardin, Artukoğulları'nın baş şehri olan Bitlis'in efendim Adil Cevaz Ağlat'ı, Akkoyunların, Karakoyunların baş şehri olan Diyarbakır. Sanki biz 1000 yıldır Selçuk Atabeyleri oralarda değildik sanki biz vatan yapmamışız gibi. Buradaki insanlara göre de Kayseri'nin öbür tarafında biz yokuz gibi. Bizim aydınlarımız Muharrem Bey maalesef beyinleriyle çoğu düşünmüyor. Bu tatlı su aydınlarının birçoğu gözleriyle düşünüyorlar. Milleti tanımıyorlar, milleti bilmiyorlar. Bundan haberleri yok.
bundan haberleri yok. Dolayısıyla bu milleti tanımak lazım. Bu millete sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak lazım. Hocam, bu millet, bir parantez açabilir miyim? Bu konuyla ilgili çünkü. Kayseri'den öbür tarafı yanlış görülüyor. Öbür tarafta bu tarafı yanlış görüyor. Evet. Şimdi geçtiğimiz yıl içerisinde sanırım Kardelen projesi çocuklar, batıdaki çocuklar doğuya, güneydoğuya, güneydoğudaki çocuklar batıya. Biz de televizyonumuzda güneydoğuda gelen çocuklarımızı konuk etmiştik. Çocuklarımızın verdiği cevap çok enteresan hocam. İşte dediğiniz gibi Ankara'dan veya Kayseri'den sonraki insanları, o çocuklara anlatış şeklini bir göreceksiniz. Öcü, onlar sizden ayrı, onlar sizi dost bilmiyor, onlar sizi düşman görüyor diye kafalarını yıkamışlar. Daha birçok şeyler yıkamışlar. Çocuklar geldikleri zaman, bizimkiler gittikleri zaman hiç öyle bir şeyin olmadığını görüyorlar. İşte sizin dediklerinize geliyoruz hocam. Böyle itileşiyorlar, böyle öteleşiyorlar çocuklar ve biz ne orayı tanıyoruz ne orası bizi iyi tanıyor. Yani biz dediğim bu tarafı iyi tanıyor. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani bu kabile alışverişleri çoğaltmak lazım, gitgelleri çoğaltmak lazım. Bir de öylesine bir şey ki bu özellikle liberal demokrat geçinen bir takım adamlar bu yapılanların hepsinin haklı olduğunu, doğru olduğunu gazetelerde ve televizyonlarda göstermek için adeta çırpınıyorlar. Adeta bu illegal terör örgütünün yaptığı her şeyi masum göstermeye, yaptığı her şeylerin haklı olduğunu ortaya koymaya ve milleti buna ikna etmeye, adeta millete ey millet bakın bunların doğruluğunu siz kabul etmezseniz yarın oradan cenazeler gelmeye başlar gibi milleti bir tercihe zorlamaya çalışıyorlar. İşgal ettikleri gazete köşelerinde ve televizyon kanallarında ve ekranlarında milleti buna zorlamaya çalışıyor. Hayır. Milletin umutsuzluğa düşmesi için bir sebep yok. Yeyse kapılması için hiçbir şey yok. Bu millet azim millettir, güçlü millettir. Bunlar mesele değildir. Ama ürktüyor hocam. Muharrem Bey. Bu millet en zayıf zamanında, hasta olduğu zaman 7 düvel bu millete vız geldi. Türkiye'de birileri bir şey yapacak idiyse o zaman yapmalıydılar. Artık Atalan Üsküdar'ı geçti. Çok geçti. Bunlar bir şey yapacak idiyseler 1920'lerde 18'lerde yapmalıydılar. Ellerinden geliyorsa o zaman yapmak. Şimdi bunlar bu etnik bölünme, etnik Kürtçülük faaliyetine eğer bir şeyler düşünüyorlarsa o zaman yapmalıydılar. Bir kısmını o zaman yapmaya çalışmış zaten. Şimdi işler çok zor. Atalan Üsküdar'a geçti. Türkiye büyük bir devlet. Türkiye bir dünya devleti. Türkiye için bunlar vız gelir. Bakınız onu getirmedim. Çok ağır bir kitaptı. Ona gelelim hocam. Bir hem nefes alalım. Telefon attığımızda Vatan Sağolsun programının yapımcısı Ömer Kavlas arkadaşımız var. Onun da iki kelimesi var. Hem bir soluk almış oluruz. Tamam olur. Hayır. Sevgili Ömer. Merhaba. Hayırlı akşamlar Muharrem Bey. Hayırlı akşamlar. Sevgili hocam hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim Ömer Bey. Sağ olun. Yani o kadar güzel bir program yapıyorsunuz ki şu anda ben evde oturmuş sizleri izliyorum. Öncelikle Muharrem Bey sizlere çok teşekkür ederim. Sizi seyretmiyor Ömer Bey, bizi seyrediyor. Evet. Yani çok da faydalanıyorum sizlerden. Sağ olun. Özellikle ülkemizde son günlerde bölünmez bütünlüğümüz adına iki dilin ortaya alıyorum sizlerden. Sağ olun. İşte rengini şehitlerimizden alan şerefli bayrağımızın yanına başka bayrakların dillendirildiği bu günlerde sizlerin böylesine önemli konulara temas etmesi bir Türk insanı olarak beni hayli de duygulandırdı. Ben bu anlamda hepinize gerek Eskişehir'deki tüm şehitlerimiz adına, onların aileleri adına ve Türkiye'de bu ülkenin bölünmez bütünlüğü adına 19'unda, 20'sinde, 21'inde kara toprağın bağrına vatan diye, bayrak diye, şeref diye, toprak diye giren tüm yiğit evlatlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili hocama da bir soru sormak istiyorum müsaade ederse. Buyurun Ömer Bey. Sevgili hocam, biraz önce aydınlarımızla ilgili konuyu biraz genişletmenizi rica ediyorum. Evet. Tırnak içinde bu ülkenin ne zaman bölünmez bütünlüğü söz konusu olsa bizim toplumumuzda özellikle de aydınlarımızda bir akıl tutulması, bir beyin tutulması yaşanıyor. Evet.
Yani bu konuda sizin değerli düşüncelerinizin çok önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum ben. Eğer bu konuda bu konuyu da biraz genişleterek açarsanız tabii, biz çok daha faydalanacağız. Evet. Şimdiden değerli vaktinizi aldığım için ben özür diliyorum sizlerden. Ve sözlerimi de kabul buyurursanız bir iki dörtlük bir şiirle bağlamak istiyorum. Tamam. Üç laf etsem Türk'üm derim üçünde. Cevabım var sor bana içinde. 72,5 millet içinde. İşte budur gerçek farkımız bizim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum hocam. Sağ olsun. Muharrem Bey sizlere de iyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Şimdi bu bizim hicranımız, Ömer Bey'in bahsettiği konu. Bizim aydınlarımız maalesef beyinleriyle düşünmüyor çoğu itibariyle. Gözleriyle düşünüyorlar. Akıllarıyla düşünmüyorlar, akletmiyorlar. Bu milleti tanımıyorlar. Bu coğrafyayı tanımıyorlar. Bu vatan toprağının her karışını bilmiyorlar, haberleri yok. İnsanların ne yaşadığından, ne düşündüğünden haberleri yok. Kendi kâşhanelerine oturuyorlar ve oradan ahkam kesiyorlar. Tepeden bakıyorlar, milletle iç içe değiller. Oturuyorlar Ankara'daki, İstanbul'da köşelerinde ve bu coğrafyayla çok rahat hükümler veriyorlar. Çok rahat. Halbuki bir gitse ne olur, bir Adıyaman'a bir git. Adıyaman'daki insanlarla bir konuş. Bir bak bakayım. Adıyaman'daki insan İstanbul'daki, İzmir'deki veya Muğla'daki insandan daha misafirperver mi? Daha çok kendini Türk hissediyor mu, hissetmiyor mu? Git Malatya'dakiyle bir otur. Ve Elazığ'daki Gakkoş'la bir git, Gakkoş'un bir misafiri ol. Efendim, evinde Kürtçe konuşan o insan kendisini ne kadar Türk hissediyor? Ne kadar bu vatana ait hissediyor? Çünkü Türklük meselesi bir his meselesi, aitlik meselesi. Evet. Muharrem Bey, millet tarifi kanla kemikle olmaz. Bizim kültürümüzde hele biz hiçbir zaman milleti şu kandan gelen, şu kemikten gelen diye şey yapmadık. Aynı ideale, aynı ülkeye baş koymuş, aynı bayrak altında yaşamayı ideal olarak benimsemiş, aynı beka, gelecek duygusuna sahip olan insanlar bu milletin tabii mensubudur. Ne olursa olsun, etnik, hiç önemli. Neyse o, neyse o. Biz hep öyle baktık. Nola bizim aydınlarımız böyle kolay hüküm verecekleri yere gitsinler, bir Iğdır'a gitsinler, bir Ağrı'ya, bir Ardahan'a gitsinler, bir Damal'a gitsinler, bir Posof'a gitsinler, bir otursunlar, bir Ahlat'a gitsinler, bir Van'a gitsinler, bir Erciş'e gitsinler, oradaki insanlarımızı bir tanısınlar. Ama yok, hayır. Bizim insanlarımız bunları tanımak değil, bunlarla ilgili çok kolay hükümlerde bizim okur yazarlarımız. Millette bir kabahat yok. Millet ayran içmediği için karnı ağrımıyor, ekşimiyor. Ama bizim okur yazarlarımız maalesef bu milleti tanımıyorlar. Onun içindir ki Anadolu'da ne olup bitiyor, o tarafta ne var, bunlardan hiç haberi yok. Tekrar teyiden söyleyeyim. Bakınız, Malatya o şekilde, Elazığ o şekilde, Bingöl o şekilde, o şekilde. Ve bu evlerde Türkçe'de konuşuyor, başka dillerde konuşuyor. Ama bunların hepsi kendilerini bu millete ait hissediyor. Şimdi siz bir avuç militanı, bir avuç zorbayı, bu insanların muhatabı haline nasıl getirirsiniz? Kaldı ki Türkiye'de açıkça ben etnik partiyim demek kanunlarımıza göre suç, anayasaya göre suç ama el an hala bir parti açıkça bir bölge particiliği yapıyor, bir etnik particilik yapıyor. Bu anayasaya göre de suç, kanunlara göre de suç. Ama ve Kürtçülük etnik değil bizim için. Maalesef. Şimdi bakınız, Almanlar 1989'da Türkiye'nin etnik yapısıyla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Etnik grubu, Republic of Turkey. Kocaman kalın bir kitaptı. Şimdi orada Almanların yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin demografik yapısını inceliyorlar. Ve sonunda geldiği şey şu Muharrem Bey. Türkiye'de 7 ila 8 milyon Türkçe konuşanın dışında dille konuşan, dikkat edin, 7 ila 8 milyon Türkçe'nin dışında dillerle konuşan insan var diyor. Köy çıkartmış. Diyelim ki satılmış oğlu köyünde. Efendim 10 tane muhacir var, 20 tane yerli var, 5 tane boşnak var, 3 tane pomak var, 2 tane yörük var bu şekilde. Veya Dağ Küplüsü köyünde. Efendim Dağ Küplüsü köyünde 80 tane yörük var, 10 tane muhacir var. İnan Türkiye'nin bütün köyleri ve bütün kasabaları o kitapta var. Yani herkes o kitaba baksa teker teker görür. Bunu söylüyor. Adamlar bizimle ilgili bu çalışmaları yapıyorlar. Bizimse kendimizle ilgili elimizde böyle bir envanter yok. Yok. Dolayısıyla şimdi atış serbest. Bu liberal aydınlar, aydın denilen bu gözleriyle aydın düşünenler. Geçinenler. Evet, bu gözleriyle düşünenler, bu entel ve dantel geçinen bunlar oturuyorlar. Atış serbest abi. Haraç mesaj meselesi. Efendim işte 15 milyon diyor birisi, 20 milyon diyor, 30 milyon diyor. Atış serbest. Elinde bir şey yok ki. Sanki teker teker gidiyor. Kelle sayıyor sanki Muharrem Bey. Efendim sen şu musun, sen bu musun? Sanki gitmiş saha çalışması yapmış gibi. Millete bühtan ediyorlar. Evet,
Türkiye'nin demografik yapısı belli. Dünyanın hiçbir coğrafyasında, dikkat edin, bunu bilerek söylüyorum ve kendinden emin olarak söylüyorum. Dünyanın hiçbir coğrafyasında, hiçbir devletinde nüfusunun %92'si ben şuyum diyen bir devletin varlığından bahsetmek mümkün değil. %92'si yahu %92'si ben buyum diyen bir devlet. Şimdi siz bu devletin içerisinde, bu milletin içerisinde nifak sokmaya çalışıyorsunuz ama mümkün değil. Niye? Çünkü biz beraberiz. Biz bu coğrafyaya beraber vatan yaptık. Vanlı ile beraber vatan yaptık, Erciş ile beraber vatan yaptık, Bitlis ile, Bingöllü ile, Ardahanlı ile. Bunlar biziz, onlar biz. Benim kardeşimin eşinin, anasının, babasının evinde Kürtçe konuşur. Ama bunlar kendilerini bu bayrağa bağlı, İstiklal Marşı'nı söyleyen devletlerin, Türkiye Cumhuriyeti devleti, vatanları Türkiye ve milletler de Türk milleti üst kimlik olarak bunlar bilirler ve böyle kabullenirler. Malatya'da yaşıyor, herkes böyle. Herkes böyle. Ama bugün eline silah almış birilerini korkutuyor. Ne yapsın? Silah var. Ne yapsın? Ben şunu diyorum, tekrar bir daha söyleyeyim. Hodri Meydan. Azıcık rahat nefes aldırın Türkiye'nin bu bölgesinin ve orada bir referandum yaptırın. Ve sorun bu insanlara. Çok açık söylüyorum. Sorun. Bundan da çekinmeyin. Bundan da kaçınmayın. Sorun. Soracağınız soru tek. Siz kendinizi ne olarak hissediyorsunuz? Ne olarak hissediyorsunuz? Veya diliniz ne? Sorun. Alacağınız cevap bu bölgede. Dikkat edin. Peki, %80'dir. Nefes aldırabilirsiniz dediniz. Evet. Şu anda o baskı içerisinde o referanduma sanda biliyorsunuz geçmiş dönemde sanda dahi o baskı altında gidemedi oradaki vatandaşlar. Yani ne olacak? Nasıl çözülecek? Oradaki ama buna rağmen Muharrem Bey, buna rağmen az önce okudum değil mi? Tabii. Onlara rağmen alınan oylar. Buna rağmen şimdi bakın İstanbul'dan aldıkları oy ne kadar? 4.7. İstanbul'un nüfusu ne kadar? 12 milyon. Bunu siz nüfusa vurun 4 milyon. 5 olsun. 12 milyon çarpı 5 600 bin. 600 bin. Ha Muharrem Bey, organize azınlıklar her zaman için organize olmayan çoğunluklara hükmetmişlerdir. 12 Eylül'den de önce de öyleydi. Bir takım şehirler kurtarılmıştı, bir takım mahalleler kurtarılmıştı. 3-5 tane zibidi çıkıyor, eline iki silahı da alıyor. Masum insanlar kaçışıyor. Bir müddet sonra o şehir, o mahalle kurtarılmış bölge. Türkiye'nin güneydoğusunda bugün yaşanan bu. 3-5 tane zibidi çıkmış, elinde silah var, elinde top var, tüfek var ve siz de olmayınca... Bu tarafta da devlet var. Ha, hocam. Siz de gerekeni yapmayınca oradaki insanlar ne yapsın? Bunlarla berabermiş gibi gözüküyor. Yoksa oy oranlarını az önce gördük. Yani, bu Mahut Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oy oranı belli. Bunu nüfusa vurun. Ve kaldı ki bu silahla alınan oy. Bu silahla sizin güvenliği tam manasıyla sağlayamadığınız ortamda alınan oy. Oy güvenliğini sağlayamadığınız bir ortamda alınan oy. Hakim olamadığınız, geceleri sokağa çıkamadığınız bir yerlerde buna rağmen bu milletin. Onun için oradaki millet bizim milletimiz her şeye rağmen imkan bulabildiğinde kiminle beraber olduğunu ortaya koyuyor. Tekrar bakınız. Peki hocam bu etnik tuzağı nasıl bozacağız? Yani nasıl bozulacak bu etnik tuzak? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. O tuzak bozulacak. O tuzağın devam etmesi mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Devletin bütün bu yaptığı yanlışlara rağmen, yaptığımız bütün yanlışlara rağmen, evet Türkiye çok şükür birlik ve bütünlük içerisinde bir takım arizi haller olsa bile, Türkiye çok büyük bir ülke, çok büyük bir memleket, bir dünya memleketi ve tekrar söylüyorum. Biz bundan 80 sene önce Ermeniyle uğraştık mı? Uğraştık. Doğuda onlar vardı değil mi? Ruslarla beraber. Batı cephesinde Yunanlar vardı değil mi? Arkalarında kim vardı? Fransız vardı. Arkalarında İngiliz vardı. Kaldı ki İngiliz'in, Fransız'ın deniz kuvvetleri de İstanbul'daydı. Biz bundan 80 sene önce en kötü halimizde, en zor halimizde, hasta halimizde bunlarla uğraştık. Bunlar Sakarya'ya kadar geldiler. Sakarya'da biz bunları def ettik. En kötü, en hasta zamanımızda. Türkiye'yle ilgili birilerinin hesabı var idiyse Muharrem Bey, bu hesabı o zaman göreceklerdi. Artık bundan sonra Türkiye kimseye hesap gördürmez. Onun için bu umutsuzluklar, bu yılgınlıklar, bu buradaki insanlardaki yılgınlık, ürperti, efendim işte yandık, bittik, kül olduk, gidiyor, aman şurayı verelim. Zaten yapılmak istenen şey bu. Bu yılgınlığı meydana getirmek veya komşusuna karşı bir kin meydana getirmek. Ya Muharrem Bey, bu millet öylesine muhteşem bir millet ki hala bakın, bütün bu tehditlere rağmen, bütün bu yapılanlara, kucaklarına mütemadiyen şehit cenazesi taşımasına rağmen oturan komşusunun ne olduğunu, hangi etnik yapıdan veya hangi demeyelim de hangi dille konuştuğunu hiç sormuyor, haberi de yok. Cenazeyi de beraber kılıyor gidiyor. Evet. Kimdir? Niye bu millet? Büyük bir millet, ondan haberi. Ama şimdi bunlar
bu şekilde bu büyük milletin arasına kin ve nifak sokmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar millet bu oyuna gelmek istenen şey bu. Bu yapılan, bu oyuna gelinirse biliniz ki İmralı'daki adamın oyunu bu. Bu milletin arasına nifakı sokmak. 80 seneden bu tarafa çabaladılar, uğraştılar. Bu nifakı sokamadılar. Çünkü biz etiz, tırnağız, kemiğiz. O benden, ben ondan. Siverek'teki benden. Eskişehir'deki ondan. Bu da Karakeçili. O da Sarıkeçili. O da Kayı boyundan veya başka Türk boyundan. Efendim şimdi unutmuş, Türkçe konuşuyor, Zazaca konuşuyoruz, Soranice konuşuyor, başka şeyler. Önemli değil. Ne konuşursa konuşsun. İnsanlar evlerinde istedikleri dille konuşacaklar. Buna da mani olmayacaksınız. İnsanlar kendi kültürleriyle de yaşayacaklar. Ama hesabın bozulduğu yer, bayrağın yanında bir tane daha bayrak isterseniz, bu dilin yanında bir tane daha dil isterseniz, bu her şeyin koptuğu vız noktasıdır. Cenab-ı Allah bu milleti o noktaya getirmesin. Bu millet o noktaya gelirse, Sakarya'nın önündeki yaptığını, o şartlarda yaptığını yapar. Bu millet o noktaya gelirse... Kardeşi kardeşe kırdırır. Evet, evet. Cenab-ı Allah bu millete o noktaya getirmesin. Nevzat Köseoğlu büyüğümüzün ifadesiyle o noktada kılıç oynar. Hesap o zaman o şekilde görülür. Bunlar bu milletin ne yaptığını bilmiyorlar. Bilmiyorlar, biliyorlar esasen. Biliyor da. Geri plandaki... Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye ile ilgili hesabı olanlar, Türkiye'yi büyütmek istemeyenler, Türkiye'nin tekerinin önüne taş koyarak Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini, daha da büyük bir dünya devleti olmasını istemeyen bir takım güçler her zaman için Türkiye'nin önüne birilerini buluyor ve sürüyor. Türk milleti, Türk insanı, özellikle gençlerimiz kesinlikle bu oyuna gelmemeli. Kesinlikle akıllarıyla, itidalle, yüreğimize taş basarak gerekirse, taş basarak ama akılla, ama beyinle, bizim su bilmem ne aydınlarımızın yaptığı gibi değil, beynimizle, gözümüzle değil, beynimizle düşünerek bu oyunlara gelmeden, bu oyuna gelmek demek, bunların hesabına gelmek demek. Burada herhangi bir dükkanın taşlanması demek, onların bayram etmesi demek. Onun için kesinlikle birilerinin bayram et. Esasen şurada var Muharrem Bey, bu bayramı yapanlar, bugün parlamentodaki bu 15-20 milletvekili veya Kandil Dağı'ndaki bilmem kimler falan filan değil. Bunlar bir piyon. Bunlar bildiğiniz bir piyon. Piyon. Evet, evet. Bu piyonla oynayanlar var. Her zaman olmuştur. Bir şey söyleyeyim Muharrem Bey. Müthiş bir şey. Bu beni öyle bir etkiliyor ki. Şimdi yıl 1915'tir. Fransız ve İngiliz'in yenilmez armadası Çanakkale önlerine gelmiştir. Şimdi İngiliz Dışişleri Bakanı avam kamerasında konuşuyor İngiltere'de. Diyor ki 2 gün sonra gemilerimiz armada Dolmabahçe önünde demirleyecek. Ve Fransız dostlarımızla beraber şampanya kadehimizi kaldıracağız. 2 gün sonra. Vaka o 2 gün bir türlü gelemedi. 4 sene sonra İstanbul'a gelebilirler. Ama diyor. Çok enteresan. Ama diyor. Kaldırsak da yetmiyor diyor. Bunlar diyor 1000 yıl önce Alparslan diye birisi Anadolu'ya geldi. Türkistan'dan geldi. En kutsal Hristiyan devleti Bizans'ı yıktı. 7 kutsal kilisemizin olduğu yerleri işgal etti. Biz bunlara karşı 9 Haçlı Seferi uyguladık, tatbik ettik. Bunu bitirdik, tükettik, yıktık. Ama ondan sonra Söğüt'te Çoban Osman diye birisi çıktı. Şurada 40 kilometre. Çoban Osman diye birisi çıktı. Ve bunlar diyor 50 sene sonra Avrupa'ya geldiler. Ve 100 sene içerisinde Avrupa'nın yarısını diyor bunlar işgal ettiler. Bunlarda bir şey var diyor Muharrem Bey. Bunlar şimdiye kadar hiçbir zaman ulus devlet kurmadılar diyor. Bunlar hep diyor çok dinli. Çok dilli toplulukları idare. Bunlar hep imparatorluklar kurdular diyor. Selçuklu'ya bakın öyleydi diyor. Hunlara bakın öyleydi diyor. Göktürklere bakın öyleydi. Altınordu'ya bakın öyleydi. Selçuklu öyleydi. Osmanlı öyle diyor. Bunlarda bir insan yönetme sanatı var. Ve bunlarda bir ideal var, bir hedef var diyor. Cihan hakimiyeti. Biz bunlardaki cihana hakim olma, cihanı yönetme telakkisini, düşüncesini yok etmediğimiz müddetçe bunlar yarın gene başımıza bela olurlar diyor. Nitekim biz bunları Varna'nın önünde, Kosova'da, Mohaç'ta, Belgrad önünde durdurmaya çalıştık. Gücümüz yetmedi. Sonunda Hristiyan gençleri Viyana'nın önünde göğüslerini siper yaptılar. 1683'te orada durdurduk. 250 senede haklarından ancak gelebildik diyor. Ancak gelebildik. Mesele bunlardaki bu hakimiyet telakkisini ortadan kaldırmak. Bunu kaldıramadığımız müddetçe yeni topal Osmanlılarla yarın yeniden karşı karşıya geliriz diyor. Şimdi hesap bu milletteki topal Osmanlıların çıkmasına mani olmak, bu milletin büyük devlet olma telakkisinin önüne geçmek. Yapılmak istenen şey bu. Bizim gençlerimiz, bizim aydınlarımız, bizim evlatlarımız bu oyunları bilmeli.
bu oyunun gerisindeki hesapları bilmeli. Bu hesapları bilemediğiniz müddetçe bu oyunlara çok gelirsiniz. Onun için biz uyanık olmak zorundayız. Ha, uyanık olacağız, gerekenleri de yapacağız. Bunlar şunu da bilecekler. Nitekim bakın şimdi birazcık ve şeyini hissetmeye başladılar. Şunu bilecekler. İki bayrak, iki dil, ayrı bir yönetim hesabın bittiği zamandır. Hesabın görüleceği zamandır. Bu hesap da kılıçla görülür. Bunu hissettireceksiniz bunlara. Bunu bilecekler. Bunu bildikleri takdirde bunların hemen kafalarını eğdiklerini görürsünüz. O kadar kolay değil. Bu milletle baş etmek, bu devletle baş etmek o kadar kolay değil. Onun için hemen böyle gördüğümüz, yaşadığımız bir takım olaylara bakarak yılgınlığa düşmek, hemen paniğe kapılmak, aman yandı bitti kül oldu, bunlar özel yönetim kuruyorlar. Bunlar orada efendim bilmem ne devleti kuracaklar. Efendim şöyle oldu böyle, hayır. Oyları gördük hep beraber. Oyları gördük, nüfusu gördük, ne olduğunu gördük. Bir de bunları rahatlattığınız takdirde, rahatlatmak zor mu? Hayır, rahatlatmak şey değil. Devlet güçlü olacak. Devlet bunlarla nasıl, bunların hep yöntemi biliniyor. Yöntem hep biliniyor. Bunlarla nasıl mücadele edeceğini bilecek, gerekeni yapacak. Gerekeni yapmanın yolu ne? Onu birkaç kelimede onu söyleyelim belki. Evet. Bir, Türk Devleti kesinlikle bu konuda özellikle şunu bilmeli ki, Kandil'deki terör örgütü dağılmadan Türkiye'de serbest siyasi bir faaliyet yapılamaz, olmaz, olması mümkün değil. Bunların siyasi faaliyet yapabilmesi için mutlaka o Kandil'deki şer örgütünün mutlaka dağıtılması lazım. Bir, iki, Türkiye'nin yarın sabahtan daha erken hemen Irak'a nota vererek veya Irak'ın arkasındakilere sınırlarımızın ötesinden bizim sınırımıza yapılacak herhangi bir saldırının bizim sınırımıza tecavüz yani harp sebebi sayılacağını onlara Ankara'ya çağırıp söylenmeli. Bu nota onlara hemen gönderilmeli ve onlar da bunu bilmeli. Türkiye'nin kararlılığını gerektiğinde bilmeli. İki, yetmez. Üç, Türkiye çok dinamik bir şekilde dış politika atağına girişmeli. Dinamik bir şekilde sınır ötesinden Türkiye'ye yapılan tecavüzler harp sebebi sayacağını, buna herkesin mani olması gerektiğini, dünyadaki bütün nereler varsa, bütün Avrupa memleketlerine vesaire biz bu elçiliklerimiz aracılığıyla bunu hissettirmeliyiz, duyurmalıyız. Dört, misafir ettiğimiz bugün bir adamımızdaki adamın, ya böyle bir şey olmaz Muharrem Bey. Şimdi size şunu sorayım Muharrem Bey. Pakistan'daki, Afganistan'daki veya Irak'taki illegal, onlara göre terör örgütlerinin başındaki insanlar. Neydi işte onların adı? O örgütleri Amerika yakaladığında, Amerika bunları bir takım yerlere gidip hapsettiğinde, bir takım özel hapishaneler hapsettiğinde, bunlar kendi terör örgütleriyle irtibat kuruyorlar mı? Talimat verebiliyorlar mı? Yani Taliban'ın şefini yakaladı Amerika şimdi. Yakaladı, Amerika'nın bir yerine götürdü, hapsetti. Veya Mısır'ı bir yerine götürdü, hapsetti. Taliban'ın lideri, efendim Afganistan'daki veya Irak'taki Taliban çeteleriyle irtibat kuruyor mu? Müsaade ediyorlar mı? Peki siz niye müsaade ediyorsunuz? Siz avukatları aracılığıyla, avukat, bu özellik bildirisini talimat olarak hazırlattırıp göndermesine niye müsaade ediyorsunuz? Siz avukatlar aracılığıyla Kandil'e talimatlar göndermesine niye müsaade ediyorsunuz? Ha, avukatlar aracılığıyla görüşmesine eğer şey yapıyorsanız, hukuki planda görüşmesi yapılır neyse meşruiyet içerisinde, ama onun ötesinde siz sesini soluğunu kesersiniz, nefes borusunu, siz devletsiniz, devlet olduğunu hissettireceksiniz. Nefes borusunu kestiğiniz takdirde o zaman bir takım şeylerin bozulduğunu ve dağıldığını, paniklediklerini görürsünüz. Yani Türk devleti kararlı olacak. Bir, bunun nefes borusunu kesecek. İki, Irak'a yarından tezi yok, nota verilecek. Sınır ötemizden Türkiye'ye yapılan bütün bu saldırılar tecavüz sebebidir, savaş sebebidir denilecek. Üç, bütün dünyada yarından itibaren çok büyük bir diplomatik atağa geçilecek. Bunlara karşı da bizim ordumuz teçhiz edilecek. Oradaki insanlarımızla birebir irtibat kurulacak. Oradaki insanlarımızla alabildiğine yardım, ilgi, alaka zaten yapılıyor. Bir de tabii istismar noktası Muharrem Bey. Bunlar mütemadi istismar. Efendim işte Diyarbakır'ın şu ilçesi şöyle, bilmem Eskişehir'in hanı nasıl? Siz gidip hanı gördünüz mü Muharrem Bey? Arkadaşlarım gitsinler bir gün hanı çeksinler. Bir gün yüzünü gidip çeksinler. Diyarbakır'ın ilçeleri gün yüzünden çok iyi. Urfa'nın ilçelerinin tamamı gün yüzünden çok iyi. Ankara'nın derecesinden, Ankara'nın kaleciğinden Mardin'in ilçeleri çok gelişmiş vaziyette. Mesele bu değil. Dert oraların maddi olarak kalkınması bilmem şusu busu falan filan değil. Dert dışarıdan desteklenen, Türkiye'de tekrar nihai olarak onları söyleyelim, dışarıdan desteklenen bazı tipi Stalinist, dinsiz bir yönetim kurmak isteyen konfederatif Türkiye'nin, Irak'ın,
Suriye'nin ve İran'ın da içinde olduğu bir konfederatif yönetim, bir konfedere, bir meclisin başkanlığı altında bir yönetim kurmak isteyen bir gücün ortaya koyduğu şeylerdir. Yapılmak istenen şey bu. Evet. Türkiye bunun ne olduğunu bilecek. Türkiye bunun ne olduğunu anlayacak. Bu hesabı bozacak. Yoksa efendim fabrikamız yok, yok geçinemiyoruz, işimiz değil. Nitekim sonunda açıkladı. Bizim derdimiz bu değil dedi. Biz iki dilli, iki bayraklı, özel güvenlik güçlü ve özel meclisi olan bir yönetim istiyoruz. Bunun verilecek cevabı var da şimdi olmaz televizyonda. Ha, gel al alabiliyorsan. İpin koptuğu zaman odur. Ha, bunu yapacak idiyseniz 1918'de 20'de geleydiniz. Şimdi köprünün altından çok sular geçti. Geçiniz yani 3 tane böyle ağzı sakalı yüzü birbirine karışmış 3 tane zibidi gelecek Türk devletiyle. Yani bunların yaptıkları bir takım şeylere bakıp umutsuzluk, yılgınlık. Yok hayır. Vız gelir bunlar. Vız gelir. Evet. Vız gelir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Doğu'da ve Güneydoğu'da oynanmak istenen oyunların gerçek yüzünü ortaya koydunuz. Önemli olan burada birlik beraberlik tabii ki. Biz yıllarca sizin de ifade ettiğiniz gibi kardeş gibi yaşamışız. Ama bu oyunlara gelmeyelim. Bu oyunlardan uzak duralım. Uyanık duralım. Bu mesajı da verdiniz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Son eklemek istedikleriniz varsa yani şu. Bu insanlar bizim insanımız. Bu insanlar evlerinde, barklarında, sokaklarında, caddelerinde Kürtçe konuşabilirler. Eyvallah. Kendi kültürünü yaşar istediği gibi eyvallah. Zaten bunlar yapılıyor. Kimsenin bir şey dediği de yok. Huzur içerisinde bu insanlar yapıyorum. Biz aynı milletin mensuplarıyız. Bu millet Türk milleti. Bu milletin bayrağı da aynı. Onlar da bunu biliyorlar. Onlar da şerefle taşıyorlar. 3-5 zibidinin siz ürdüğüne, ürmesine bakmayın. İt her zaman ürer. İt her zaman havlar. İtin avlamasını bir tarafa bırakın siz. Mesele değil o. Siz millete bakın. O millet iyi bir millet. Has bir millet. Benim milletim o. Bundan 20 sene önce Bingöl'ün belediye başkanı bir zaza arkadaşımdı benim. Yok, evlerinde istediği dili konuşur, öbür tarafta konuşur. Kendisini şöyle hisseder, böyle hisseder. Kendisini Türk hissediyordur, Türkçe bilmiyordur. Hiç önemli değil. Kendisini Kürt hissediyordur, Türkçe biliyordur, Türkçe konuşur. Hiç önemli değil. Bunlar yaşayacaklar, biz beraberce yaşayacağız. 1000 yıldan bu tarafa yaşıyoruz. Biz öylesine karıştık ki Muharrem Bey bu coğrafyada. Öyle harmanlandık ki. Billahi yani bu Kayseri'den, Ankara'dan bu taraftakilere bunu anlamıyorlar çok kolay kolay. Biz o coğrafyada öyle harmanlandık, öyle karıştık ki kimin ne oldu hiç belli değil. Zaten biz kimeyse sormuyoruz. Kim ne, kimseyi yani. De bilmiyoruz da. Yani biz iyice harmanlandık. Tamamıyla bir millet haline geldik. Bir terkip meydana getirdik. O terkip Türk milleti işte. O terkip. Bir terkip oldu. Kanımız, canımız, namazımız, niyazımız, dinimiz, ibadetimiz, kültürümüz hepsi birbirine karıştı. Türk milleti diye bir millet oldu. Bu millet hepimizin meydana getirdiği, hepimizin kültürünün meydana getirdiği bir millet oldu. O millet bir vatan meydana getirdi. O vatanın adı da Türkiye vatanıdır. Türk vatanıdır o vatanın. Bu vatanın adını da kimse değiştiremez. Bu milletin dilini de hiç kimse değiştiremez. Çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah Muharrem Bey. Efendim programımızın da sonuna geldik. 26. gün özel programımızdı. Konuğumuz Türk Ocağı Başkanı Profesör Doktor Sayın Nedim Ünal'dı. Önemli konuları bugün masaya yatırdık, konuştuk. Türkiye'mizde son günlerde gelişen olaylardı. Kendisine tekrar teşekkür ederek programımızı kapatıyoruz. Bir başka 26. gün programımızda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Ben teşekkür ederim Muharrem Bey. Sağ olun efendim. Sağ olun.